Aa, Duvel çikolataları. Brüj çok değişik geldi ya. Gel. Ne abi? Şimdi film seti mi bu? Hani buraya... Sırasıyla hepsine oturmam yok mu? Var. Yatıyor. Şimdi hangisine ineceğim? 1634'e mi ineceğim? Çok hızlı yürüyorlar. Aşırı hızlı yürüyorlar. Ya, bürüş çanının oradayım. Üstünde bürüş çanı var. Ama hani içindeki bileşenlerden dolayı da muhtemelen. Yani sevip de kavuşamayan aşıkların, ruhların olduğu. Herkese merhaba. Belçika'nın en çok görmek istediğim şehri Brüj'deyim. Şehre az önce indim. Tren garına indikten sonra Brüj beni harika karşıladı. Yemyeşil bir görüntüyle karşıladı. Çok büyük bir parka çıktım. Eğlenen insanlar, oraya geçtim. Böyle Arnavut kaldırımları, orta çağdan kalma sokaklar. Şu an orta çağda gibiyim. Çok değişik bir atmosferde beni karşıladı Brüj. Bakalım Brüj daha şehir içerisinde bana neler gösterecek. Hadi hep beraber Brüj videosuna başlayalım. Gent'ten geldim. Gent'in o yüksek enerjisi, dinamiği, her tarafta insan var, sürekli her yerde hareketlilik var. Ondan sonra buraya gelince işler değişti. Burada başka bir dünya var. Size şu an o dünyayı gösteriyorum. Bu ne abi? Şimdi film seti mi bu? Hani buraya... Bu ne? Şu binalar, şu taşlar, bu yapıtlar hala dimdik ayakta ve aktif şekilde kullanılıyor. Gerçekten orta çağdayız şu anda. Şimdi kalacağım yere doğru gidiyorum. Daha hani yeni gördüm Brüj'ü. Daha yeni ilerliyorum ve sokaklar çok değişik. Bazı evlerin üstünde 1583, 1617 gibi yıllar var. Daha önceden bildiğim bilgiye göre onların yapım yılıymış. Her binada yok ama. Onun diğerleri daha sonradan şey mi oldu diyeceğim ama yok. Hepsi de eski, gerçekten orta çağdan kalma binalar yani. Yürürsem göstereceğim size.
güneşli bir Brüj sabahı. Dün akşam kalacağım yere geldikten sonra biraz etrafı gezmek için çıkmıştım. Zaten görmüşsünüzdür. Hiç kimse yoktu. Çok sakindi. Her taraf kapanmıştı. Akşam ondan sonra taraf kapanıyormuş. Ama istisnasız kapanacağını da beklemiyordum açıkçası. Bakalım gündüzü nasıl olacak? Dün akşam beni çok etkiledi Brüj ya. Belçika çikolatasıyla ünlü dedik. Yine zaten sokağa girer girmez başladı. Sağda solda farklı farklı çikolatalar. Yok mu bir PlayStation? Baksana. Her şeyden yani çikolatayı her şey uyarmış. Aaa Duvel çikolataları. Çok iyiymiş. Çikolatanın yanında waffle'lar. Başka bir dükkan. Bizim waffle'dan farklı olarak bizimki yumuşak. Bunların hamuru ise kıtır kıtır. Yani böyle çok yumuşakmış gibi gözüküyor ama yumuşak bir waffle değil. Aslında bir liman şehri, denize direkt olarak kıyısı yok, kanallarla bir bağlantısı var. Ama bu kanallarla bile önemli bir liman şehri olarak geçiyor. Ve bu kanallarla oluşan bu şehirde de özellikle buraya Kuzey'in Venedik adını vermişler. Brüj çok değişik geldi ya. Gerçekten orta çağdan kalma bir şehir. Bunu başka şehirlerde söylemiştim ama burada şu ana kadar gördüğüm kadarıyla akşam işte hayat yok mesela. Onda her şey kapanmış, ışık yok. Yani hani orta çağı nasıl düşünürsünüz? Hani bir sosyal hayat yani biraz daha düşüktür. İşte çok fazla gelişim yoktur falan. Burada da öyle gibi gözüküyor. Hani evler zaten öyle. Akşam gördüğüm durum da buna benziyordu. Güzel bir havası var Brüj'ün. Şeyi beğendim, o atmosferini, havasını beğendim. Bugün tekne turu yapacağız. Kanallarla denize bağlanıyor. Çok fazla kanal var. Dünya savaşlarında herhangi bir hasar almamış. Bu sebepten dolayı da aslında bu orta çağlardan, işte çoğu 13. 14. yüzyıldan gelen kalan o binalar aynı ihtişamını koruyor. Ve şehre de aslında o havasını o yüzden veriyor. Brüj ayrıca bu sebepten dolayı UNESCO Dünya Mirası şehirlerinden de birisi. Bu bot turlarını aynı Venedik'te olduğu gibi, Amsterdam'da olduğu gibi birçok şehirde turistik aktivite olarak görebiliyoruz. Ortalama 13-15 euro fiyatlarda kişi başı tekne turu yapabilirsiniz. Toplu ulaşımı almadım. Gezerim diye düşündüm. Çok da doğru bir karar vermişim. Yürüyerek gezme kararını. Herhangi bir plan dahil yapmadım bugün. Hani şuraya giderim, buraya görürüm diye hiçbir planım yok. Sadece gitmek istediğim iki yer var. Onlara gün içinde zaten giderim dedim. Yani şu an kim der ki bana 2024'tesin diye yani. Bu güzel. Bu kadar gelişmişliğin içerisinde, modernliğin arasında 2024'ü bu şekilde yaşıyor olmaları çok hoşuma gitti. Bot turundan bahsetmiştim. Şu kanalların karaya bağlandığı köprülerin ayaklarının altında her birinde var. Hani burada var, geride var, 100 metre ileride var, öte var. Hangisini istiyorsanız binin, hepsinin fiyatı aynı. Standart tek tip. Sadece biniş yerleriniz değişiyor. Daha sonra kanallar arasında geziyorsunuz.
11 Mayıs. Bugün işçi bayramı. Bürüj'de de 1 Mayıs işçi bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor arkadaşlar. Şu an çan çalıyor. Çan çaldığı için de bu müziği durdurdular. Ve 1 Mayıs korteji Bürüj'ün meydanından, merkezinden başlıyor. Eskiden 29 Ekim'lerde şehir meydanında böyle yürünürdü, edilirdi. Güzel günlerdi o günler. Artık 29 Ekim'i kutlamadığımız için bu tür görüntüyü görmeyi özlemişim. Mayıs Bürüj'de gayet heyecanlı, coşkulu ve renkli şekilde kutlamaya devam ediyor. Kralla kraliçe gibi ya, inanılmaz. Kortejin sonuna geldik. Aşağı yukarı bir 10-15 farklı topluluk, dernek buradan geçiş yaptı. 1 Mayıs'tan dolayı bugün o müze yerleri tamamıyla ücretsiz. Öyle bir güne denk geldim. Ancak bir gün sadece Bürüj'de olduğum için müzeden ziyade Bürüj'ün sokaklarında, evlerin arasında gezmeyi tercih ediyorum. Sadece
Eğer kalabalık değilse bir çan kulesine çıkabilirim. Ücretsiz olması bugün için benim için bir şans. 1 Mayıs korteji beni bırakmadı ya. Arkamdan geçiyorlar. Bazen yollarla kaldırımlar karışıyor. Şimdi burası bir yol. Burası ana cadde. Tamam. Şurası ana cadde. Tamam, çizgiler var. Hani kaldırımı anlayabiliyorsunuz ama sonuçta hepsi düz ya. O biraz zorladı. Alışmakta biraz zorlandım ama sağ salim hayatta devam edebiliyoruz. Bu arada bisiklet kültürü var. Ama Hollanda gibi bisiklet yolları çok belirgin. Zaten mesela burada yok bisiklet yolu. Ne bir şey yapıyorsun? Normal yolu kullanıyor. Orada bisiklet yolu konusunda Hollanda daha hani gelişmiş. Burada da evet herkes yine bisikleti var gördüğüm kadarıyla ama yol konusunda biraz eksikler. Şimdi az önceki meydandan sadece hani bir dakika sürmedi yani oradan ayrılışım. Sağa döndüm ve bu. Hani bitti, insan bitti. Yani herkes aynı anda tek bir yerdeymiş gibi. Ondan sonra ne oluyor, nereye gidiyor bu insanlar? Hiç aklım almadı, bunu çözemedim. Dün de böyleydi. Dün akşam çıktım dışarıda insan yoktu ya. İnsan. Ne oldu o kadar yüzlerce, binlerce insan vardı az önce. Nereye gittiniz ya? Şu an hayatın neresindeyim ya? Şu arkası sokak ya. Dur bak şöyle döneyim. Bak arabalar falan geçiyor şurada, tamam mı? Hayat var orada. Şuraya bir döndüm bitti. Şimdi şu hanımefendiyi görünce aklıma geldi. Dün de karşılaştım bir iki insanla. Çok hızlı yürüyorlar. Aşırı hızlı yürüyorlar. Ben bir tek biziz hızlı yürüyen diye düşünüyordum. Hollanda'da mesela insanlar çok ağır, yavaş yavaş giderler. Burada da çok hızlılar. Dün de birisi bana selam verdi, gitti. Ama öyle gitti ki yani gözden kayboldu yani 10 saniye sonra. Cümlemi yarım bırakıp koyduğum şeye bak ya, bu hani bahsettiğim şey bu. Bu yüzden herhangi bir plan yapmadım yani. Çünkü bir yere giderken her an bir şey görüp duruyorsun yani. Çok ayıp. Çok ayıp insanlar böyle yerlerde yaşaması. Şimdi sokaklar arasında kaybolurken bir köşe başında bir durdum. Tamam. Köşe başında durdum. Burayı size göstermek istiyorum. Şimdi ben buradan geldim. Gayet güzel. Arkada, en arkada gördüğünüz çan kulesi. Az önce meydan olduğu yerde. Şimdi buradan geçerken, dün akşam size bahsetmiştim. Evlerin üzerinde yıllar yazıyor diye. 1383. Sonra bu sokağın, yani köşenin ucu bu şekilde. Görüntü bu. Sonra buradaki görüntü bu. Dönüyorsunuz, buradaki görüntü bu. Plato gibi yapmışlar. Yani daha sonra şehir o zaman öyle yapılmış. Şu anda hani restore edilse bile hani en azından böyle duruyor yani baktığınızda. Bu
Bruges'ü gerçekten beğendim. Hani insanlar burada yaşıyor. Bu bir ev. Kapısı bu. Ev bu. Bu burada yaşıyor yani. 1300 ya. Ha bir dakika. O 1300'ü şurada 1634 yazıyor. Şimdi hangisine inanacağım? 1634'e mi inanacağım? Tamam o bile 15. yüzyıl yani. 17. yüzyıl. 15 ne ya? 17. yüzyıl. O bile bayağı eski yani. Dimdik ayaktalar. İkinci Dünya Savaşı'nı çünkü görmemiş burası. Daha sonra hasar almamış. Bu sebepten dolayı zaten UNESCO Dünya Mirası'na giriyor. Ve iyi ki de girmiş. Ya bu tarzı seviyorum. Hollanda'yı bu yüzden çok seviyorum. Belçika da zaten yakın hani birbirine kültür olarak, mimari olarak da yakın. Bu hoşuma gidiyor. Yani yapının arkasında kendine bir bahçem var. Kendine bir bankım var falan. Hani burası ev değil gördüğüm kadarıyla bir iş yeri ama şöyle çıkıyorsun burada oturuyorsun falan. Toplantılarını yapıyorsun falan mükemmel. Ya şimdi arkamdan bir ekip geçti. Ondan sonra aklıma geldi. Dün Gent'teydim. Gent videosunu izlemediyseniz karşısında bırakıyorum şuraya. Gent'te söylediğim şöyle bir şey vardı. Genelde Flemençe konuşuyorlar. Fransızca çok duymadım diyordum. Burada ise daha çok Fransızca duyuyorum. Brüj'de de daha çok Fransızca var. Yani burada Belçika'da hem Fransızca hem Flemençe resmi dil. İngilizce de zaten herkes konuşuyor ama yani halk kendi arasında İngilizce konuşmuyor. Ya Fransızca ya Flemençe. Çok karışık. Yani garip bir durum var. Ve Brüj'ün şu anda bulunduğum yeriyle alakalı olabilir. Bilmiyorum. Şehrin biraz daha kuzeyindeyim. Ve burada şu anda Fransızcayı daha çok duyuyorum. Ne oldu şimdi? Sokaklar arasında, tarihin arasında giderken ne oldu şimdi birden? Çimlerden tavşan mı yapmışlar? Ne olmuş? Bir şeyler olmuş orada. Ben bunu seviyorum. Şimdi herkesin bir şehirden aldığı keyif, zevk falan başkadır. Ama ben bunu seviyorum. Böyle modern dünya içerisinde eski zamanı doğru, yani güzel şekilde muhafaza edilmiş ve karşımıza çıkmış halini seviyorum. Belçika'da Hollanda'ya yakın olduğu için zaten hani o kültür içerisinde benzer bir durumu aldı. Ve bunu yaparken de, bunu yaşarken de bir anda böyle yeşilin içine giriyorsun, burada çıkıyorsun falan. Ne oldu? Bir anda parkın içine geldim. Bitti. Bütün o tarih gitti, orta çağ gitti. Ya orta çağda yeşil yok muydu? Tabii ki vardı. Onu demek istemiyorum ama yani şu an çok değişik bir yerdeyim ya. Baksanıza. Sokaklar arasında gezerken bir anda bir yeşillik gördüm. Bir girdim. Hatta şurada sandalye var. Oturacağım. Çünkü oturanı diye koymuşlar. Aa, şuradaki banklar da güzelmiş aslında ya. Bak şimdi kararsız kaldım. Sandalyeme oturayım. Ya da şurada tepede bir tane piknik bankı var. Oraya mı oturayım? Hepsine oturayım o zaman ya. Karar veremedim. O yüzden sırasıyla sırasıyla hepsine oturmam yok mu? Var. Niye olmaz? Zaten bunun için geldim zaten. Bu yüzden videonun başına dediğim gibi, yani ortasına dediğim gibi bir plan yapmadım Brüj'e dair. Yani bu kadar şaşacağını beklemiyordum, yalan değil. Ama şöyle bir yerdeyim. Ama neden böyle bir yerdeyim? Bunu size göstereyim. Yürüdüm, yürüdüm. Parkın içerisinde. Tam çıkarken böyle iki ağacın arasında bir yol gördüm. Sonra geldim. 10 numara 5 yıldız bir yere. Sandalyelere oturdum. Dinlendim. Kafamı bir dinledim. Kendimle baş başa kaldım. Şöyle bir yol. Parkın içerisinde. Böyle. Arkalarda bir yer. Yolunuz Brüj'e düşerse gelin buraya. Şehrin kuzeyinde küçük bir park. Şu değişik yani sandalye var mesela bak oturmuşlar orada. Bu parkın içindeki sandalyeler. Ben de ağaçların arasında o sandalyelere oturdum. Hani bank değil sandalye var. Yani istediğin yere oturabiliyorsun. Çok güzel olmuş. Arı kovanları. Arılar var.
Parkın içine aranköz koymuşlar. İlginç, bunu da ilk kez gördüm bir yerde. Girişinde olduğu gibi size çıkışını da göstereyim. Parktan o yeşillik alandan. Şu an dışarı çıkıyoruz. Tamam, bir Tesla bizi karşılamış olabilir ama tamam, günümüzün bu teknolojik modernliğinde bu olacak tabii ki ama bahsettiğim şey şu. Oldu bitti, orta çağa geri döndüm şu anda bir anda. Şehrin merkezindeki bir Carrefour Express'teyim. Kapanış saatleri haftanın işte farklı günlerinde 5.30, 7 ve 7.30 olarak gözüküyor. Yani ne kadar merkezi bir yer olduğunu göstereyim. Bu arada bu yine gözüme çarpan başka kapanma saatleri de en fazla 22. 22'den sonra açık bir yer yok muhtemelen. Buraya da gelecekler için de böyle bir bilgi olmuş olsun. Akşam ondan sonra burada hayat yok. Hatta daha erken bitmeye başlıyor. Ama herhalde 10, hani en son saat. Bürüc'ün Çan Kulesi'nin altında bir Salvador Dali Müzesi var. Replikaları varmış araştırdığıma göre. Ancak meraklısını duyurur. İspanyol ressam Salvador Dali'nin sanat galerisi de, sanat müzesi de burada bulunuyor. Bürüc Çan Kulesi 1200 yıllarda, 13. yüzyılda yapılmış bir Çan Kulesi. 3 farklı bölümden oluşuyor. 83 metre yüksekliğinde. Ve en üstteki sekizgen Çan Kulesi de 1400'lü yılların sonunda tamamlanarak bugünkü haline alıyor. 2 Kasım'a kadar gelmek isterseniz 15 euro bir ücreti var. Ancak bugün 1 Mayıs olduğu için bugün ücretsiz. Evet, ücretsiz ancak belli bir kişi limiti varmış. Şu an saat burada 1.30. Saat 3'e kadar dolu, hatta 4'e kadar dolu ama 3'tekine 1 kişilik yer vardı. Ben de ona kayıt yaptırdım. Aklınızda olsun, Bürüc'e gelirsiniz ve Çan Kulesi'ne çıkmak isterseniz belli bir kişi sayısı olduğundan ve turist kafileri de çok fazla olduğundan böyle bir planınız varsa gün içinde gelip en azından ilerleyen saatlerde yer varsa ona göre rezervasyon yaptırabilirsiniz. Belçika deyince akla 3 şey geliyor. Bira, çikolata ve waffle. Ben de bunlardan bir tanesi olan biranın müzesine geldim. Bira Müzesi Bürüc'de yer alıyormuş. Saat 5'e kadar açık. Hediye dükkanı da 6.30'a kadar açık. Demiştim burada. Erken bitiyor hayat. Bira müzesinde 4 bira 10 euro tadımlık veriyorlar. Burada yüzlerce farklı bira çeşidi var. İsteyiniz deneyebiliyorsunuz. Ancak seçtiğiniz 4 bira şu anda 10 euro olarak veriliyor. Bakalım Bürüc'deki bira deneyimi nasıl olacak? Burada şu biraların 4 tanesi 10 euro tadımlı. Ben 4 bira artı 4 tane de çikolata aldım yanında. Şu şekilde. Özel kombin yapmışlar. Şimdi bu 4 tane birayı 10 euro içerken seçebileceğiniz 10, 11, 12 tane falan farklı şey var. Şimdi saydım orada da 3, 4, 8,
14 farklı bira var. Onları içinden seçiyorsunuz. Ancak 16 euroya 4 bira 4 çikolata olan paketi satın alırsanız bu 16 euro bunun fiyatı. Bunda ise bira seçme şansınız yok. Çünkü çikolatalar hangi biralarla verilmesi gerektiği burada belirtilmiş. Onlarla beraber yiyip onlarla beraber içmemiz gerekiyor. Bunu da bize bir bilgiyle verdiler. Şöyle göstereyim. Durdurup okuyabilirsiniz. Hem biranın hem de çikolatanın eşleştirmelerini bu şekilde veriyorlar. Bu arada az önce çıkarttıkken fark ettim. Elde erimesi makbul mü çikolatanın bunu bilmiyorum. Elde dokunduğumda şu anda o çikolatanın şeyi var. En sevdiğim çikolataya geldik. Beyaz çikolata. Vişne ekşisi varmış. İçerisinde dark chocolate varmış. Bir de fresh mint. Çok ilginç bir çikolata yiyeceğim şu anda. Bunun da karşılığında eşleştirdikleri bira. Çereli bir bira. Bakalım. Bunu özellikle açtım çünkü ısırdığımda içinden çıkan şeyi görmenizi istiyorum. Bu. Netlemedi değil mi? Dark chocolate, içinde de vişne, marmelatı reçeli gibi bir şey var. Çok güzel. Çikolata harika. Harika. Ama bu çok güzel bir şey ya. Yani tadı efsane. Vişneli biraların seviyoruz. Seviyoruz ya vişneli biraları. 2'de 2 gidiyor. Şu ana kadar çok iyi. Ama bu ilkine göre çok daha iyi. Belki vişne bira sevdiğim için bilmiyorum ama çikolata çok güzeldi. Bir bitti. Vişneyi bitirdim. Şimdi 3'e geçiyorum. 3'te de brüş trepel varmış. Acı bir tat alacakmışız ama bisküvi, karamel falan acıyla tatlı arasında diyor güzel bir şeyler olur diyor. Bakacağız. Çikolatamız da amber çaklıtmış. Amber tüsü var güzel. Karamel, yağ, tuz, vanilya falan diyor. Önce bir biranın tadına bakalım. Önce biranın acı. Benim çok haz etmediğim bir bira tadı. Ama birayı çok seven kişilerin de çok sevdiği bir tat. Bunu da biliyorum. Damak tadıyla alakalı durum. Ama yok, sonradan güzelleşti. İlk damağınızda ağzınızdayken olan tadı biraz daha acı. Ama yuttuktan sonra kalan aroma güzel. Adamlar yazmış gerçekten. Yani karamelle alakalı bir tat ya da bir şey almıyorum ama gerçekten o acıyla tatlı arasındaki aromayı hissediyorsun yani gerçekten. Bittikten sonra iş değişiyor çünkü. Bu çok kötü mesela. Bu ağzındaki tat çok kötü. Ama bak şu an güzel. Bir 4-5 saniye vereceksiniz. Şimdi 3. çikolatamıza, brüş tripelle içmemiz, yememiz gereken 3. çikolatamıza renginden de anlayacağınız gibi karamel. Amber chocolate. Ne yiyorsun ya? Size netleyebildi mi? Bunu Türkiye'ye ihraç etsinler. Biz bunu alalım. Türkiye'de bu satılmalı. Ya şurada bir köpek var. Deminden beri çırpınıyor ya. Çok üzüldüm köpeğe. Çanta biraz küçük mü kalmış acaba köpeğe ya? Bürüncün çan kulesine çıkmaya başladık. Merdivenler var burada. Şu an bulunduğumuz yer burası. Ve biz buraya çıkacağız. Bu çan kulesinde ayarlanmış 45 farklı melodi bulunuyor ve günün farklı saatlerinde bu 45 farklı melodiyi dinliyor Brüş halkı. İnenme de yolun veriyormuşuz. Çıkmak yasak, inmek serbest. Oturma yeri yapmışlar ya. Ben boş yere beklemişim orada. Bu ne? Plastik şeylerinde yap diyor. Tamam. Az kaldı zirve.
gelen çok bekleyeceğiz. Buralar çok tanrılaştı artık. İki metrede bir söylemez. Yukarıdan kimse gelmesi bir sıkıntı yok aslında da. Sanırım merkeze çıktıktan sonra rahatlayacağız. Ama oraya yaklaştıkça da gitgide darlaşıyor. Ve dikleşiyor. Sanırım zirveye ulaştık. Vallahi geldik. Şimdi bu bütün zincirler, çarklar birbirine bağlı. Oraya gidiyor, oraya gidiyor, o da oraya gidiyor. Hiç müzik kutusu aldıysanız bilirsiniz belki. Müzik kutusunun içerisinde bu şekilde rulo etrafında çentikler var. O çentikler metallere geldiği noktada, bakın hepsi farklı yerlerde, farklı şeyler. Çünkü hepsini çıkardığı sesi farklı. Burada zaten çan mantığı da bu şekilde ilerliyor. Ve burada da şu an saat kaç? 7 veya 8 geçiyor. Şurada 10, 15 yazıyor kenarlarda. 20, 25. Bunlar dakikalarını belirliyor muhtemelen. Birazdan yeni bir çan başlayacak. Şu an bürüş çalımı çalma seansı başlıyor. Öyle başlamıyor. Başlamıyor. Ne oldu? Öyle bir esrar, bir şey verdi orada. Çalması lazım bence. Aa, çok üzdü ya. Şu an istemeye çalışayım arkadaşlar. Şimdi burası Çan Kulesi'nin tepesi ve çanın olduğu yerdeyiz. Şimdi şurada şehri göstermeye çalışayım size. Sabah bahsettiğim o kanal turları falan hepsi burada. Şehri de görebiliyorsunuz. Ancak panoramik görüntü ve dışarı çıkamıyorsunuz. Binanın içindesiniz. Yani o durum kötü. Evet, yani görebiliyorsun ama hani çok da hani wow efekt alabileceğin bir şey yok. Çünkü dışarı çıkmıyorsun. Şimdi çark şu şekilde işliyor. Şimdi ileri geri giden bir mekanizma var. Bu yarım saniyede bir ileri gidiyor, geri gidiyor. Bir saniyede de o iki dişin arasında yani gitmiş ve gelmiş oluyor. Altına geçti, geri gitti, üstüne çıktı. Geri çıktı, tekrardan yukarı çıktı. İki saatte dakikalı ilerledikçe hem şu zincirler demirler hem de şu bir hareket ederekten size bir melodi oluşturuyor. ED alan spotlara göre bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. İngilizce her spot arkadaşlar bakın ne demek zorunda değil. Muhakkak. Her saniye milim 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 milim. Ya tamamıyla benim hatam. Orada insanlar var diye ben yukarı çıkılmıyor sandım. Meğersem çıkılıyormuş. Çıkılıyormuş. Burası 83 metre ile şu anda Çan Kulesi. Bürüc'ün en yüksek noktası. Şuradaki oyuncağı görüyor musun? Demin insanlar bir bağırdı. Korktum bir şey oluyor diye. Meğersem oyuncak varmış. Ama bağırtır. Atıyor seni yukarı doğru aşağı indiriyor. Tehlikeli. Tehlikeli olmasa bile şey korkunç. Şu soldaki yapıyla beraber en yüksek yapıyız ama o biraz daha küçük. Burası 83 metreyle en yüksek bina şu anda. Yani benim hoşuma giden şey buydu işte. Yani eski dönem, eski yani illa tabii ki hani binalar restore edilmiş, hani hiçbir yenilenme olmuş demiyorum ama binaların çatılarına bakın, yüksekliğine bakın. Ekstra işte aman biz büyüdük ama şuraya 5 katlı ev yapalım, şuraya bir Toki yapalım. Bir durum yok. Ama bu yüksek gördüğüm yapıların tamamı da sonuçta eski döneme ait yapılar.
gerek kültürel gerek dini anlamda birçok özelliği olan, anlamı olan binalar. Ama onun dışındaki normal insanların yaşadığı binalar aynı duruyor yani. Şu an şöyle böyle gösterebilirsem size, bürüş çanının oradayım. Üstünde bürüş çanı var. Birazdan çaldığında o sesi duyabiliriz diye düşünüyorum. Maksimum 500 kilo demiş ama bizi ilgilendiren bir konu olmadığını düşünüyorum. Büyük bir çan mı? Bence değil ama çıkan ses yüksek. Şehir güzel ya. Bak kanalı var. İnsanlar kanal turu yapıyor. Su görme ihtiyacını karşılıyorlar. Ağaç var. Yeşillik var. Bakın yeşillik var. Binaların yüksekliği belli. Binalar zaten eski dönemde yapılmış evler. Hepsi eski çağ, orta çağ dönemini yansıtan evler. Tabii ki restore edilmişler, modernize edilmişler ama böyleler. Şurayı gösterebilir miyim size acaba? Dur bakayım. Arka bahçede, arka parkta. Böyle bir şey olamaz ya. Çan çalıyordu, başlattığımda bitti. Bir saniyelik çan yapmışlar ya. Ya bunu çalmanın ne anlamı var ki şu anda? Sabah burada 1 Mayıs'ın da etkisiyle böyle pazar kurulmuştu. Bilmiyorum, belki bir pazar değil. Normalde de her burada çarşamba pazar kuruluyor olabilir. Ama burada çiçek pazarı vardı, peynir yani pazar vardı burada yani. O şu an yok. Ve bir anda bitmiş. Hani şu anda yok dediğimde yaklaşık 1 saatte falan yok. Saat 2 civarında falan kalktı buradan o pazarlar. O kadar, hani sabah kalktın geldin tamam. Burası Bürüc'ün meydanı, Bürüc'ün... Her şehrin vardır ya o meydan işte, o Bürüc'de de burası. Kuleye çıktık, gezdik, tozduk, artık biraz da yiyelim içelim kısmı. Burada yeme içme kısmı bu şehirde biraz daha bira patates üzerine oluyor. Bunu bugün yapmamıştım. Dün Gent'te yapmıştım onu. Bürüc'de de yapmak istedim. Ve manzaram şekil. Şimdi burada patates meşhur, bunu biliyoruz. Dün Gent'te yemiştim, Bürüc'de daha henüz patates yemedim. Aa bir dakika. Bir dakika. Şöyle bir durum yaşandı. Sos çok iyiymiş. Sos special sos olarak geçiyor. Ben genelde Amsterdam'dan bildiğim cheese sos. Ben peynir sosunu çok seviyordum. O yokmuş. Ketçap, mayonez ve special sos var sadece. İyi de bir special sos ver bakalım. Soğanlı moğanlı bir sos. Gösteririm zaten ama. Deze çok iyi. Mayonez falan farklı galiba, anlamadım. Bir şey farklı. Çözemedim. Şöyle göstereyim size. Şöyle soğanlı. Ketçap değil, mayonez muhtemelen. Şimdi tek başına sossuz yiyeceğim. En iyi yediğim ilk 5 patatese bile giremez. Bu tartışmasız. Kötü mü? Hayır. Ama güzel. Ama dünkü Gent'te yediğim bambaşka bir patatesti. Onu asla unutamam. Ama sosla beraber yediğinizde işte o zaman işin rengi değişiyor. Bu ketçap da bizim bildiğimiz ketçap değil. Evet ketçap. Ama hani içindeki bileşenlerden dolayı muhtemelen kullanılan malzeme kalitesinden midir bilmiyorum, farklı. Yok ya. Bayağı iyi. Ama patates tek başına muhtemelen Türkiye'de daha iyisini yersiniz. Öyle söyleyeyim. Ama dünyanın en iyi bir deneyim de Stella. Bu fena. İşte bu üçü kombin olarak çok güzel gidiyor. Hem de böyle bir yerde. Ya burayı sevdim. Neden sevdim? Ya ben orta çağ döneminin, ya o dönemi sevmiyorum. Yani. O dönemle ilgili şöyle bir durum var aslında. Evet şu an günümüzde seviyorum. Hani o dönemde belki mutlu olmuyor. O başka bir konu da. Orta çağın ya da eski çağın getirmiş olduğu bu estetiği seviyorum. Sanat eseri gibi hepsi ve hani bu yaşadığın şehrin içerisinde olması.
Bence büyük bir lüks. Şu an duyuyor musunuz çan çalıyor? Ben yukarı çıktım bu kadar uzun çalmadı ya. Şu an saat başı da değil. 57 geçiyor yani öyle çok da absürt bir saat yani. Hani 3 dakika sonra çalsa diyeceğim ki saat başında böyle bir şey yapıyorsun ama onu da yapmıyorsun. Hiç anlamadığım bir çalma düzeni var. Neyse bilen vardır. Bilen varsa da yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben bu orta çağ, eski çağ döneminin mimarisini seviyorum. Hoşuma gidiyor yani bu ortam hoşuma gidiyor. Şu anda hani burada günümüzün durumunda seviyorum. Evet, şey vardı, patates, bira. Bu orta çağ dönemi bence çok başarılı ya. Lazım, her yere lazım. Fotoğraf çekti. Hadi teyzem. Çeksem hadi. Çekti mi? Çekti. Martin. Adını da bu Martin galiba. Eve döndüğünde şey yapacak. Hava açacak. Benim otelim var. Bürüzde diye. Hep şekil şukul. Hep şekil şukul. Belçika'nın eski meşhur. Bunu söyledim. Bira, çikolata ve altlara var. Ve waffle demiştim. Bira müzesine gittim. Şimdi çikolata için bir mekanım vardı. Sıcak çikolata içmek istiyordum. Burada sıcak sütün yanında seçtiğiniz çikolataları size veriyorlar ve sıcak çikolatanızı kendin yapıyorsun. Ancak çarşambalara kapalıymış. İşte bu da benim şansım. Brüksel videomu izleyenler varsa hatırlar. Orada demiştim restorasyon için binaların iç yani dış cephesini sabit tutuyorlar. Gördüğünüz gibi evin arka tarafı restore ediliyor. Yani burada gördüğünüz evler evet orta çağdan şey ama dış yapıları içli bir şekilde tabii ki zamanı gelince ihtiyaç olduğunda restore ediliyor.
Her yerde sandalye var ya. Halkın her yerinde insanlar sandalye taşımış. Ya bu çok iyi işte. Bank var ama bu çok iyi. Al gel istediğin yerde. Bak, manzara karşı. Saat 6:30. Eve dönmeden önce bir alışveriş yapayım dedim ama yerleri iyi, çoğu kapanmış ya yine. Dedim ki dönmeden alırım bir şeyler. Yok. Çoğu yer kapanmış. Neyse artık almak istediğim yerden değil, açık olan bir yerden çikolatalarımı, hediyelik eşyalarımı alıp eve dönme vakti artık. Burada görmüş olduğum bütün çikolatalar, helvalar hepsi el yapımı. Geldik çikolata çılgınlığı yere. Ufak şeyler var. Yine politik şeyler. Düvel ya bu çok iyi. Pastel boyalı çikolatalar. Lipstickler, game kontrolü inanılmaz. Bürüc'de akşam saatleri yaklaşırken insanlar işten çıktı. Evlerinde gittiklerini bisikletlerden görüyoruz. Ve ondan sonra dışarı çıkmıyorlar. Çok iyi. Yani değişik. Hem şurada oturuyorlar. Bak kepenk indirdi. Kap gitti. Artık evinde mesela. Bundan sonra yarın sabah işe kadar. Evinde. Sandalye koymuşlar ya. Çok ilginç. Burası ne acaba? Delikleri falan var. Sığınak gibi bir şey olabilir. Sığınak bekçisinin sandalyesi de olabilir. Burası Bruges'ün daha güneyinde kalan, benim de kaldığım eve yakın bir yer. Mine Water Park'ı. Burası biraz daha romantizmin olduğu. Şehirden uzak ama çok büyük bir park. Eskiden sevip de kavuşamayan aşıkların ruhların olduğu inanılıyormuş. O yüzden burası böyle daha çok çiftler için daha ön plana çıkan bir parkmış. Buranın da anlamı buymuş. Benim için şu anda sadece yeşillikler.
Böyle büyük bir park ve şehrin güneyinde, içinde gayet huzurlu, sessiz, şehrin o coşkusundan uzak güzel bir park. Şu karşıdaki evler hem önündeki arabaların farklı modellerde olması diyeyim. Gerek geniş bahçesi ve hani o klasik orta çağ evlerinden ziyade daha yeni, günümüze yakın dönemde yapılmış, dizayn edilmiş evler. Burası İzmir'in mavi şehri gibi. Yer olmuş. Bürüc'de Banayla'nın sürenin sonuna geldim. Mime Water Park'ında bu bitiriş yapıyorum. İnandıkları bir şey vardı. Ben de onun için belki Bürüc'e tekrardan gelirim, kavuşurum diye böyle bir kapanış yapmak istedim. O tarihi sokaklar, tarihi evler, 1300-1400 yıllarda yapılmış olan evlerin arasına gezmek gerçekten iyi geldi. Gündüzü çok hareketli. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Birası harika, çikolatası muazzam. Olayı bitirmişler yani. Çok Nirvana'da yani. İyi patates var, kötü patates var. Hani onu da söyleyeyim. Kötüsünü de yedim çünkü. Ama buranın enerjisini sevdim. Havasını sevdim. Akşamları hayat bitiyor. 6'da dükkan kapanıyor. 7-8 gibi insan eve gidip kendi pencerenin kepenklerini falan indiriyorlar aşağı. Akşam 10'du. En sonunda da artık restoranlar kapanıyor ve şehir tamamıyla bitiyor. Belki vardır bir gece hayatı ama onu çok araştırmamıştım. Bir sonraki gelişimde ona da bir bakmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Yakında yeni seyahat videoları gelecek. Onları kaçırmamak için bildirimleri açın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.